kızım! Ulan yavrum! Bu zenginlik bu kısmette bilmez! Bağıracaksın! O zaman öldürün beni! Etlerimi lokma lokma doğrayın! Yine de o soytarıya varmam! Bak Güllü, yavrum! Baban da senin iyiliğin için söylüyor. Benim anam da babam da kardeşim de Kemal'dir. Duydunuz mu? Ben ondan başkasına varmam! Ulan ben seni! Cemşir, Cemşir! Elinden bir kaza çıkacak. Hadi yürü gidelim, yürü. Yürü. Fakse, sen miydin? Benim ya. Geç geç. Zehra teyze nerede? Hacer karısı aldı eve götürdü. Ben bakamazmışım laf yani. Fabrikadan mı? Başka nereden olur? Kız bütün gün aklım sende kaldı. Kemal geldi mi işe? Gelmedi. Bak güzel. Ağlama artık ya. Kapıya çalındığında yüreğim ağzıma geliyor. Hacer karısını nöbetçi diktiler başıma. Her yarım saatte bir kontrole geliyor bir bahaneyle. Bak şimdi. Eğriye eğri, doğruya doğru. Kaçmakla hiç iyi etmedin. Başka çarem mi vardı? Beni Zaloğlu'na sattılar Pakize. Kız sen ne diyorsun? Tüh Allah belalarını versin. 1000 liraya satmışlar beni. Şimdi meyhanede onun parasını yiyordur köpekler. Ay kardeşim. Ne yapacaksın peki? Bunları öldürsen de seni Kemal'e vermezler. Dişimi sıkıp 2 ay daha sabredeceğim. 2 ay sonra 18'ime basıyorum. Ondan sonra tutabiliyorlar mı beni bakalım. 2 ay çok değil. Değil ama bunları o 2 ay da sana zindan ederler be. Nasıl idare edeceksin? Ayak direyeceğim, inat edeceğim, domuzluk yapacağım. Ama yine de o soytarı Zaloğlu'na yar olmayacağım. Ya Kemal? Kız bunlar sakın Kemal'e bir şey yapmasın. He? Bunların erkekliği karıya kıza. Kemal böylelerine papucunu ters giydirir. Ah, ah. Kemal'im. Kurban olduğum. Varmış mıdır Ankara'ya? Daha varamamıştır. Korktum başıma geldi. O da abisi gibi bir kızın peşinden koy verip gitti. Dilimin ucuna geldi. Söyleyecektim polislere nerede olduğunu. Söyleyemedim. Evlat işte. Evlat. Ben şehre inip bir sorsam mı karakola? Belki mi yakalamışlardır? Hayırdır inşallah. Sarhoş oldu teyze. Şimdi üstüne gitme istersen. İyi geceler ana. Kim o? Güllü.
Hakize, sen misin? Açsana kız kapıyı. Kapıyı kilitlediler. Pencereleri de çivilediler. Hay Allah canlarını almaya. Kemal mektup gönderdiydi sana. Yukarıdan atıyorum. Hayrola kız, Pakize bir şeye mi baktıydın? Yo, Hamza fabrikaya gelmedi de müdür bey hasta mı diye sor dediydi. İyi öyleyse. Güllüm, canım sevgilim. Senden ayrılalı günlerin nasıl geçtiğini bilemez oldum. Sensiz kanadım kolum kırık. İçtiğim su, aldığım nefes, yediğim aş haram. Sana ne eziyetler edildiğini, ne acılar, ne cefalar çektiğini biliyorum. Sabret Güllüm, sabret. Çok değil, 45 gün sonra 18'ine gireceksin. İşte o gün gelip seni alacağım. Uzaklara, çok uzaklara gideceğiz. Baş başa güzel bir yaşam kuracağız kendimize. Gözlerinden öperim, Kemal. Çekil kızım, çekil. Görüyor musun? Süt taşıyorum. Toz yapacağım. Bana süt taşıtırıyorlar ya. Abo! Ne yaptın deli oğlan? Alın sütünüzü işte. Hala haber yok mu kızım babasından Ramazan Efendi? Yok Gülizar Hanım, yok. Allah Allah ya. 10 gün geçti. Bu nasıl iş böyle? Yasin Efendi de sabahleyin erkenden çıktı. Kızın babasına mı gitti bilmem ki. He, babasına gitti biliyor musun? Hesap sormaya mı? Adamın burasına kadar geldi. Bırakın da sorsun hesabını. Sen dua et de dayının burasına kadar gelmesin. Geleceğim, dağıtacağım bu mutfağı ha. Aman dağıttın dağıtacağın kadar. Neydi Aziz'im o geçen günkü o çıkışınız öyle? Haksız mıyım canım? Bir takım adamların birdenbire sarıklarını çıkarıp şapka giymelerine bakarak değiştiklerini mi varsayacağız Allah aşkına? O zaman burada ne işimiz var? Karşı partiden ne farkımız kalır? Mesele karşı parti meselesi değil ki. Memleketin yüksek menfaatleri partilerden de, parti tüzüklerinden de önce gelir. Haksız mıyım? Anlaşıldı. Önümüzdeki seçimlerden sonra topyekün Amerikancı bir politika izleyeceğiz demek ki. Çok güzel. O zaman onlarla el ele vererek Sovyetleri de alt edip dünyayı da bu komünizm belasından kurtarırız öyle mi? Sonuç olarak biz siyasetçiyiz ve siyaset yapıyoruz. Dolayısıyla tek bir amacımız var, seçimleri kazanmak. İnkılaplardan vazgeçip sırtımız yere geldikten sonra kazandığını düşünmek dünyada sadece bize mahsus bir şey olsa gerek. Neyse Aziz'im, hadi görüşürüz. Selametle Aziz'im. Laf, laf, laf. Görüyorsun işte bizim bu adamlarla inkılapları sürdürmemizin imkanı yok. Sakin ol, sakin ol. Dur bakalım, acele etme. Soğukkanlı hareket etmemiz lazım. Şeytan diyor ki, madem öyle, gir şu kapıdan içeri. Uyma sen o şeytana. Hadi. Hayrola Yasin ha? Şaştım kaldım beyim. Nereden girdin bu işe? Hangi işe? Ramazan'ın evlenme işine. Ne oldu ki? Emrinin üzerine paranın yarısını verdim. Ama hala kızı vermediler. Ne demek ya? Bizi kafese mi koymak istiyorlar? Haşa beyim. Gelmişler mi yani? Muzaffer Bey'e kazık atamazlar beyim. Muzaffer Bey her yıl Cemşir Ağa'ya çapa parası diye dünyanın amele parasını ödüyor. Sen Cemşir Al Çiftliğe gel, biz oraya gidiyoruz. Başla. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.